Merhaba sevgili yarısı severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 27 Ekim 2021 günlerden çarşamba saatlerimiz 12.43'ü gösteriyor. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir gün olur. Bunu en içten dileklerimle diliyorum. En içten dileklerimle temenni ediyorum sevgili yarış severler. Arkadaşlar bugün gündüz programı İstanbul ve Efendi Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk güzel bir programla start alacak. Burada öncelikle İstanbul ikinci altılı Ganyan analizimiz olacak. Yine akşam yarışları Elazığ Yurtbaşı Hipodromu'nda koşulacak. 8 koşuluk programla tamamlanacak İstanbul at yarışları analizimizin ardından Elazığ at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle İstanbul at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçme önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili yarış severler. İzlemekte olduğunuz bu kanal YouTube kanalımız ücretsiz bir kanal. Ben bütün arkadaşlarımızdan emeklerimin karşılığında YouTube kanalımıza abone olmalarını, kanalımızın büyümesinde katkı sahibi, pay sahibi olmalarını rica ediyorum. Bir kişi deyip geçmeyin sevgili değerli severler. Bu kanal bir kişi bir kişi buralara kadar geldi ve bir kişi bir kişi de yükselmeye devam ediyor. Bütün arkadaşlarımdan bu konuda özverili olmalarını kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum diyerek İstanbul 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. İstanbul'da 9 koşuluk güzel bir program mevcut. 2. Altılı Ganyan programın 4. koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Arkadaşlar bu koşuda öncelikli isim müştümalı Libertalia son yarışın tekrar etmesi durumunda zaten bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Özellikle sonlarda altıncılığa girişte adeta starttan yeni çıkıyormuşçasına dinç formda geldi. Ben bugün 3 numaralı Libertalia'yı iyi Tolga Yıldız dairesinde öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum yine bu safkanın kötü koşması durumunda 8 numaralı Tof isimli safkan. Beğeni mi kazanan bir başka isim oldu? Bugün Mert Gökalp Arslan idaresinde 8 numaralı Tof isimli safkan 51,5 kilo sikletiyle benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 7 numaralı Winner Gets It All. Bugün 53 kilo sikletiyle e, ee, bir duo unutorunu arkadaşlar bu Safkan Akın Sözen idaresinde dikkat edilmesi gereken isimdir. Mutlak suretle bugün ilk 3 Safkan içerisinde değerlendirilmeli. Bu 3 Safkan dışına çıkarsa ben 10 numaralı Benzema yine form durumunu çok beğendiğim esasen arkadaşlar on numaralı Benzema şöyle bir safkan çok löp bir safkan güçlü bir safkan sanki mesafe isteyen bir safkan izlenimi verdi bana 6. aydan beri koşmuyor. Yani 7. ay diyelim çünkü Haziran'ın 30'undan beri start almıyor ama işlerinde özellikle çok diri gördüm safkanı. Biraz erken çalışmak, biraz, biraz erken hızlandırmak gerekiyor. Bugün Gökhan Bektaş idaresinde ben 10 numaralı Benzama'yı ve 6 numaralı Rosso isimli safkanları sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın ikinci ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 4 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar ben bu yarışta 5 numaralı sarı yerliği rakiplerinden büyük bir adım önde görüyorum. Gerçekten kazanmış olduğu yarışlar zaten çok etkiliydi. Kayizbert temsilcisi 5 numaralı Sarıyerli özellikle görkem arkadaşımız gerçekten çok başarılı geleceği parlak bir apranti arkadaşımız son günlerde özellikle çok parlak yarışlara imza atıyor. Bugün 5 numaralı sarı yerliği öncelikli şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Necdet beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Bugün Gökhan Kocakaya arkadaşımızı da üzerinde görünce ben 5 numaralı sarı yerliye ilk rakip olarak 4 numaralı Necdet isimli safkanı öneriyorum. Yine 2 numaralı yürekli çocuk. Son yarışında Roland tempoda kendi temposunda diyeyim arkadaşlar. Yani sonlarda jokeyi aslında safkana hiç teşvikte bulunmadı. Sadece gösterdi, ritim verdi. O gün Mehmet Kaya arkadaşımız idaresinde piste çıkmıştı. Zaten kendi safkanlarına biniyor. Sayın Elif Kaya'ya ait bir safkan. Bugün 2 numara yürekli çocuğu 3. şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı tek çarem çok hırslı, yarışa saldıran bir yapısı var. Yine bu safkan bir Palas torunu, bir Kaisberg temsilcisi ve 10 numaralı Karagül Can isimli safkan da bu grupta yine sürpriz şansına sahip isimdir. Ve altılı ganyanın 3. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2800 mesafe çim pistte koşulacak handikap 24 yarışı sonbahar büyük handikapı koşusu 126 bin lira değerinde. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarına ait uzun mesafeli yarış. Esasında burada 4 numaralı Charlotte'ın ön planda çıkan isim özellikle startta kalıyor. Sonlarda çok fark kapatarak yedire yedire geliyor. Bugün Vedat Abış arkadaşımızın ben alacağı en Rahat yani alacağı yarışlardan olarak görüyorum. Biliyorsunuz Vedat Abi arkadaşımızın Jokey olmasına sadece iki yarış kaldı. Yarış kollayacaktır bugün. Ben 4 numaralı Charlotte'ını ekibi koşma avantajıyla öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Overlord özellikle son çıkmış olduğu Çim yarışta e, ee, o, o, yarışta 5. gelmişti 2400 mesafe çimde çok güçlü rakiplerinin yanında start almıştı grup 2 koşuda evet arkadaşlar o grupta da yine Turgut DF'si Giant Dream Winstore vardı yol bulamadı tabi iç kulvardan ee, bir kulvar dışa doğru yol bulamadı. Dışa doğru çekti Safkan'ı. En son ee, Safkan'ı tutmak zorunda kaldı. O günkü e, Jockey'i evet arkadaşlar ben bugün bu safkanı o günkü Jockey'i kimdi ona da bakalım arkadaşlar. Evet Mehmet Kaya idaresinde çıkmış bugün Gökhan Kocakaya idaresinde 3 numaralı da yine birinciliğin güçlü adayları arasında. Yine alt numaralı Siyampra Ganador ne zaman nerede ne yapacağı belli olmayacak nitelikte bir isim. Bugün özellikle Adem Aslan arkadaşımız Safkan'a çok iyi biniyor. Son bindiği yarışta ikinci gelmişti sanırım. Sonlarda çok etkiliydi. Bugün dikkat diyerek alt numaralı Siyan Plagan'ı doğru öneriyorum. Yine bir numaralı Travi Fountain ve iki numaralı Secret Blood deyip bu aya biraz kalabalık tutuyorum sevgili yarışseverler. Bir altılı ganyanın 4. ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade 7 yarışı. Mustafa Kemal Tamer koşusu kupalı bir yarış. Burada öncelikli ismi 3 numaralı Çakman Şah olacak. Özellikle Ahmet Çelik İdaresinde çıktığı bir yarışı izledim. Gerçekten çok çok sermayeli kazanmış o yarışı. Kan Dezin'in tayı 3 numaralı Çakman şah mesafesinde koşuyor. Olup bugün birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 2 numaralı Berkalp grubun kaliteli safkanı özellikle hukkan Kocakaya arkadaşımız safkanı çok iyi tanıyor. Bugün ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine bütçe durumumuza göre 4 numaralı Kamusu ve sürprizleren arkadaşlarıma da 5 numaralı Mavra isimli safkanı sırasıyla öneriyorum ve altılı ganyanın 5. ayağına geçiyorum. Altılı ganyanın 5. ayağı 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı bir yarışı. Arkadaşlar bu koşu gerçekten çok güzel bir yarış. Burayı Bankobi isimle değerlendireceğim. Özellikle gerçekten çok çok güzel pedigrisiyle dikkat çeken. Evet Good Curry ile anneden kardeş bir safkan var. Akşam televizyonda gece yarısı idman pistini izlerken safkanın pedigrisini de bilmiyorum. Orjinini de bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten çok dikkatimi çeken bir Safkan oldu. Hemen bilgisayarın başına geçtim. E, Safkan'ın pedigrisine baktım. Gerçekten e, etkili bir pedigrisi var. Çok kendinden emin frelerle güçlü aksiyonlarla koştuğunu gördüğüm. Bugün eğer startta kalmazsa veya aksi bir durum olmazsa. 2 numaralı Daim Time isimli Safkan'ın ben bu grupta bu rakiplerini hayatın ilk startında geçmesini bekliyorum. Ve yarısı arkadaşlarıma günün banko ismi olarak Altılı Ganyo'nun 5. anda iki numaralı dam Time isimli safkanı öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın son ayağına kapanış koşusuna 4 ve yukarı yaştı. Arap safkanlarının 1400 mesafe çim piste koşulacak. Handikap 17 yarışına geçiyorum. Sevgili yarış severler tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. Deneme amaçlı katılmak isteyen arkadaşlarımıza özel 15 günlük deneme katılımımız var. 15 günlük deneme katılımımız da 50 liradır. Yine 2 ay katılmak isteyen arkadaşlarımız 150 lira, 3 ay katılmak isteyen arkadaşlarımız da 200 lira vererek grubumuza dahil olabilirler. Ücretli WhatsApp grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan duyduklarım köşem var. Sahadan duyduğum e, duyumları sahadan duyduklarım köşemde paylaşıyorum. Özellikle dün Diyarbakır at yarışları ikinci altılı Ganyan analizimizde sahadan aldığım haberlerde altılı Ganyan'ı bulduk sevgili yarış severler. Evet dün Diyarbakır at yarışları analizimiz e, ikinci altılı Ganyan analizimiz tutmuştur yaklaşık bin 522 lira para verdi arkadaşlar. Dün WhatsApp grubumuzda Diyarbakır 2. Altılı Ganyan analizimiz sahadan aldığım haberlerle, duyumlarla tutmuştur. Sizler de ücretli WhatsApp grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirsiniz. Telefon numarası bilgilerini rakamla değil de yazı ile yazın sevgili severler rakam ile yazılan telefon numarası bilgilerini sistem spam olarak algılıyor ve otomatik olarak siliyor. Ya da gmail adresimize küçük harflerle okangunertv.gmail.com mail adresimize rakamla da yazı ile de buraya telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz diyerek ben Altılı Ganya'nın kapanış koşusu son ayağına geçiyorum. Arkadaşlar altı kanadının son ayağında ben 6 numaralı Karasun'u bugün yine birinci şanslı isim olarak tutacağım. Özellikle anne kanatlı Debra'dan ben iyi koştuğunu düşündüğüm 6 numaralı Karasun'u bugün öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine galoplarında çok beğenimi kazanan Sayın Münir Gökçe'ye ait 9 numaralı Fırtına Vadisi bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine dört numaralı Musliha. Bugün Lokan Kocakaya idaresinde ilk üç safkan içerisinde değerlendirilmeli. Yine iki numaralı Köy Demir idman pistinde çok beğenimi kazanan isim oldu. Çok formda gördüğüm safkanı bugün Mehmet Akyavuz idaresinde sürpriz arayan arkadaşlarıma önereceğim isimdir diyerek ben ufak altılı ganyan analizime geçeceğim. Ufak altılarda yine ilk ayakta 3 numaralı Libertalia, 8 numaralı Tov, 7 numaralı Winner Gets It All. Evet arkadaşlar burada yine 10 numaralı Benzama isimli safkanlara yer vereceğim. Buradan bir safkan çaldıktan sonra altılı ganyanın ikinci ayağına geçiyorum. Burada da 5 numaralı Sarıyerli, 4 numaralı Necdet, 2 numaralı Yürekli Çocuk, 6 numaralı Tek Çarem ve 10 numaralı Karagülcan isimli safkanlara yer veriyorum. 6 numaralı 3. ayağında yine 4 numaralı Charlton, 3 numaralı Overlord, 6 numaralı Siyampra Ganador, 1 numaralı Trevi Fountain ve 2 numaralı Secret Blood isimli safkanlar sırasıyla yazılabilir. Altılı ganyanın 4. anda yine 3 numaralı Çakman Şah, 2 numaralı Ber Kalp ve 4 numaralı Camus üç, üçlüsü yeterli olacaktır. Buradan da bir safkan çalmış olduk. Altılı ganyanın 5. anda 2 numaralı Daim Time Good Curry'nin anneden kardeşi idman pistinde özellikle çok formda gördüm bu ismi. Bugün Ahmet Çelik İdaresi'nde Sayın İsmail Hadeoğlu'na ait 2 numaralı Dam Time isim Safkan'ı günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve programın kapanış koşusu 6'lı Ganyo'nun son ayağında ben 6 numaralı Karasun 9 numaralı Fırtına Vadisi ve 4 numaralı Muslih A isimli safkanlara yer veriyorum. Buradan da bir safkan çalmış olduk sevgili yarışseverler. Yedili piyasa oynayacak arkadaşlarıma. Yedili piyasaların ilk ayağında programın 3. koşusunda. Evet arkadaşlar Evet bir Safkan'ı ben banko vereceğim. Bir numara Jador isimli Safkan. Özellikle çok beğenim kazandı. Gerçi burada 4 numaralı Yennefer de çok son yarışına banko vermiştim biliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten nefesiyle böyle balon gibi zıplaya zıplaya bir futbol topu gibi zıplaya zıplaya sprint yapan bir isim ama Kabakum'da Kocaeli'de koştuğu yarışlarda onu yaptı. Bugün sentetik pistte nasıl koşacağını bilemiyorum. Onun için bir numara Jador özellikle. Gerçekten çok kaliteli bir safkan izlenimi veriyor. Bugün bir Majador'u 7 PSM'sin ilk ayağında banko olarak yazabiliriz. Yine 7 PSM'sin 6. ayağında 2 numaralı Daim Time isimli safkanı banko olarak tercihleyebiliriz diyerek programı kapatıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Özellikle YouTube kanalımıza destek olmanızı kanalımızın büyümesinde pay sahibi katkı sahibi olmanızı rica ediyorum diyerek programımı sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.